Selamlar. Geçen gün hatırlarsanız bir videomda size insanların sizi scamlemek için fake Steam adresleri kullandığını söylemiştim. Bunun için güzel bir örnek göstereceğim size hemen. Gördüğünüz gibi birisi beni arkadaş olarak eklemek istedi. Genelde kız fotoğrafları kullanıyorlar bunun için. Yani tuzağa düşürmeyi daha kolaylaştırıyor sanırım. Hayır, lütfen selam. Arkadaşım sizi ekleyemedi. Lütfen onu ekleyin. Genelde bunu Dota 2 launch sitesinde trade yapan insanlara geliyor bu teklifler. Yani sıradan birine kalkıp böyle teklif yollamazlar. Tutulunca son takas yapmak isteyen insanları genelde bakıyorlar. Oradan ekliyorlar ve bu şekilde. Bilmiyorum botlarla mı yapıyorlar, direkt manuel olarak elde mi yapıyorlar emin değilim ama bot olduğunu tahmin ediyorum. Diyor ki lütfen ben seni ekleyemedim. Arkadaşım seni ekleyemiyor. Sen onu ekle. Seninle takas yapmak istiyor. Sen de diyorsun ki o tamam okey ekleyeyim bunu. Demiyorsun tabii ki. Alıyorsun. Geliyorsun adresi buraya yapıştırıyorsun. Karşına böyle bir adres açılıyor. Bu adres açıldıktan sonra gelip eğer buraya tıklarsan add friend dersen bir şey olmuyor. Neden? Çünkü login'li değiliz. Login olmaya kalkarsan senden kullanıcı ismini istiyor ve şifreni istiyor. Peki. Normalde böyle mi? Normalde böyle değil. Gördüğünüz gibi burada login olmak istediğiniz zaman şu çıkıyor karşınıza. Yani bu sitenin güvenilir olduğuna dair bir uyarı. Daha doğrusu güvenlik önlemi çıkıyor. Bunu görmediğiniz hiçbir yerde Steam'e login olmayın lütfen. Eğer bunu yaparsanız zaten şifreniz başkalarının eline kolayca geçebilir. Ben buraya yollayacağım. Yani bu fake olan adrese yazabileceğim her adres, her şifre bu kişilerin eline geçecek. Farz edelim ki Steam Guard'ım aktif. Sorun değil. Ama ya şifremi e-mailim şifremi ve Steam şifremi aynı kullanıyorsam ve önümüzdeki bir hafta boyunca Steam Guard sizi 7 günlüğüne koruyor biliyorsunuz. 7 gün boyunca da Steam'e login olamadığımızı varsayalım. O zaman bu kişi e-mailinizde bulursa şayet hem e-mailinizi aynı şifreyle açacak hem Steam'inizi aynı şifreyle açacak ve tüm itemlerinizi alabilecek. Genelde kullanılan yöntem bu. O yüzden en önemlisi çok basit aslında yapmanız gereken tek şey şunu görmediğiniz hiçbir yerde, Valve'ın kendi resmi sitesi olmadığını düşündüğünüz hiçbir yere adresinizi yazmayın. Bu tarz arkadaşlık tekliflerini aynı zamanda hiçbir zaman kabul etmeyin. Böyle bir teklif gelirse bilin ki sizi scamlemeye ve şifrenizi çalmaya çalışıyor. Muhakkak buraya gelin. Benim yaptığım gibi report violation'dan bu kişi bir phishing yani scammer'dır diyelim. Phishing dediğimiz şey zaten size fake bir tane adres vererek benzer, kendi asıl olana çok benzeyen bir adresi vererek size başka bir siteye yönlendirmesi ve şifrenizi ele geçirmeye çalışması olayına phishing deniyor. Reportlayın. Submit report deyin. Ondan sonra gelin arkadaş sitenizden silin. Ondan sonra da bir de üzerine bloklayın ki bir daha sizi ekleyemesin. Çünkü bu ismini değiştirecek yarın öbür gün. Tekrar aynı şeyi deneyecek. Bunu zaten yeterince sayıda insan yaparsa bu kişi trade ban yiyecektir. Veya en azından bir önlem alınacaktır. Bir süre için trade ban yiyecektir. O üst sırada aynı işlem devam ederse veya kişinin scammer olduğu kanıtlanırsa da kesinlikle daimi bir ban yiyecektir. Bu işlemi tekrar yapamayacaktır. Neyse şimdilik bu kadar. Aklınızda olsun. Nereye login olduğunuza her zaman dikkat edin. Başka yapacak bir şey yok. Steam zaten tüm güvenlik önlemleri hatta yıldırıcı ölçüde gayet iyi. Kimse kolay kolay şifrenizi çalamaz sizden. Neyse, iyi oyunlar.